Ben Ankara İngilizce'de bir sıradayım. Siyaseti zaten hayatın her alanında yapan biriyim. Feminist siyaset olduğu bir şey. Hayatın her alanının politik olduğunu iddia ediyoruz. Ben yaklaşık 30 yıldır kadın hareketi içindeyim. Özellikle kadınların şiddetli mücadele alanında çalıştım. Ankara'daki ilk kurslarım, ilk oluşan kurslarım içindeydi 87 yılında. Kadın tartışma grubu vardı, feminist perşembe grubu vardı. Özellikle İstanbul'daki yürüyüş ve devamında biz de burada birçok kampanya yürüttük. Ve ben kendime şey diye tanımlıyorum, hani 87'de bu gruba girdiğimde feministi bilmiyorduk. O süreç içinde öğrendim ve hani kendime, kendi hayatımıza bakarak feminist oldum. O deneyimi göz önüne alarak. O yüzden ben hep kendimi sindirerek feminist olmuş diye tanımlıyorum. Daha sonra yüksek lisans programları, kadın çalışmaları açıldığında Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans hayatım kadın çalışmaları ana bilim dalında. Yani hem alaylı hem mektepli feministlik diyebiliyorum. Böyle bir mücadelemiz var. Bu mücadele kadın özgürlük mücadelesi, kadın kurtuluş mücadelesi. Türkiye Kadın Hareketi, hani ağırlıklı feministleri şöyle bir şeyi hep yaşadı. Değişik dönemlerde birçok başlık altında aslında Kürt Kadın Hareketi ile de yol arkadaşlığı yaptık. Yani biz birbirimizi tanıyoruz, birlikte çalıştık. Ankara'da yine Ankara Kadın Platformu, bütün kadınların, bütün partilerin, diğer parma örgütlerin kadınlarını içeren geniş bir platform. O platformda çok zaten burada doğduk. İşte burada birçok arkadaşım var o süreçten. KCK operasyonları Ankara'da KESK üzerinden kadınlar özellikle buldu. Ki biz o zaman Ankara Kadın Platformu olarak suçsa bizi de almamız gerekiyordu. Gerçekten neyiz çıkmışlardı? Tüm kadınları bıraktılar o zaman. Evet, KESK'li kadınlar bıraktılar ve şey, hani özür diliyorum, mali konuda daha şey var. Dediğim gibi platforma para toplanmış var, onlar bunu örgüte toplayıp gönderdiler. Hani kesinlikle o şekilde harcanmış. Ankara Kadın Platformu dedi ki hayır biz o parayı topladık. Yani çok iyi bir şey yaptılar. Sanki. Onun için evet, yani o tabii çok öğretici bir süreçti Türkiye'de bu operasyonların ne anlama geldi aslında. Çünkü biz işte Hatice burada hep birlikte örgütlediğimiz, yaptığımız bütün eylemler PCK iddianamesinde bu arkadaşlarımız yapmış gibiydi. Hatta ben o zaman çok üzülmüştüm. Gürdane örgüt yöneticiliğinden yargılandı. Evet, para toplayan olarak ki o paraları da Güldane'ye hani böyle özellikle çok kötü hissettim. Yani sen topla, hem öğretmen yarım gün boş vakti var, bir de arabası vardı. Biz de hani bu takım etkinlikler için sendikalardan falan para topluyoruz. Hani o bunu yaptığı için, hani bunu çok açık zaten sürekli adliyenin önündeydik. Yani bizi de alın diye. Hatta bir gün şeye demiştim, ben gittiğimizde bizi de alacaklar, dönemeyeceğiz herhalde. Sözümüz oydu ama bu gerçek buydu. Yani onun ne kadar siyasi bir operasyon olduğunu çok içinden yaşadık. Böyle bir araya gelişlerimiz vardı. Barış süreçlerinde zaten yine bir arada çalıştık. Bu seçim döneminde HDP'den teklif gelmesi önemli. Hani benim adaylığım öyle oldu. Bu niye önemli? Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Hani bizim takip ettiğimiz bir parti, yani içindeki kadınlarını tanımladığımız bir parti. Ama bağımsız, feminist bir kişiye, bir kadına aday olunması aslında hani kadın partisi olmanın, bu alana özel bir önem vermenin, kendi kadınlarının bu mücadele etmenin bir göstergesi olması anlamında ben önemli buluyorum. Ben de o zaman da ifade ettim. Hani onu duymuştum ben tabii. Ve böyle bir süreç başladı. Benim için hani başka yerlerde de söylüyorum. Hani yaptığım siyaset farklı bir mecrada yapılmaya devam edilmesi demek. Hani parlamento. Ama hani şu seçim kampanyası dönemi bana göre de çok heyecanlı geçiyor, çok öğretici geçiyor. Alanda biz kadınlarla birlikte olduk aslında. Şiddetle çalışınca kadınlarla yüz yüze geliyorsunuz. Orada hani bütün bu şiddet vakalarına rağmen kadınların ne kadar güçlü olduğunu görmüştük. Bu seçim çalışmasında alanda çok şahane, harika kadınlarla tanıştık, birlikte çalıştık.
çalışmaya devam ediyoruz. Belki hani bu çok genel soru olan ayın 7 Haziran'dan sonra hareket ne yapacak ya da HDP ne yapacak diye. Ama biz hani bu çalışmalarımız sırasında devam etme kararını aldık bile okullarla. Kadın seçim bürolarımız var biliyorsunuz. Bu yine HDP'nin ilk defa yaptığı bir uygulama. Bu çok önemli. Bu erkek siyaseti kırma yolları. Çünkü hani erkek seçim bürolarına gelemediğini gördük kadınların ama kadın seçim bürolarında çalışmalar çok daha iyi gidiyor. Kadınlar rahat geliyor. İşte o kadınlarla o seçim bürolarını kapatmayıp o mahallelerde, işte Çinçin'de, Yeni Doğan'da, yine Keçiören, hani benim bölgem anlamında diyeyim, birçok yerde kadın seçim büroları var. Bu bürolar aracılığıyla biz orada çalışmamıza devam etmeliyiz. Bu şundan dolayı da önemli, yine hani çok tartışılan bir konu olması anlamında. Hani alanda size nasıl davranıyorlar diye. Ben de çok birkaç örnek dışında çok olumlu izlenimlerle ayrılıyorum. Şey diyorum, hani bir merak, bir şaşkınlık var ama bunu ben iyimser bir meraklılık hali diye tanımlıyorum. Çünkü anlamak istiyorlar. Hani belli marjlar var tabii, kaç yılın olduğu bir algı, oluşturulmuş algısı var. Ama hani karşısında kadınları gördüğünde, kapıyı açtığında bir ilk defa bir aday bizim kapımızı çaldı diyor kadınlar. Hani o endişe bile olsa ben hani endişe gibi değil de iyimser bir meraklılık hali var. Dolayısıyla bu bir ilk adım diye düşünüyorum. Hani HDP'nin sonuç ne olursa olsun biz de barajı geçeceğimize inanıyoruz, geçeceğiz. Ama ne olursa olsun bu çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Çünkü hani bir karşılıklı ilk dokunma sağlandı. Bunun barışla ilgisine de değinerek bitireyim. Biz bir yandan dediğim gibi yıllardır bu barış mücadelesi içindeyiz. Kadınların 2009'dan beri çok daha örgütlü biçimde bu barışa sahip çıkıyoruz. Bunun olmazsa olmaz olduğunu söylüyoruz ama şu an içinde bulunduğum bir barış olmadığı çok açık. Çatışmasızlık hali var ama o kadarının bile bu karşılaşmaları ne kadar mümkün kıldığını alanda görüyoruz. Yani o yüzden insanlar bugün bir cenaze bir yere düşüyorsa biz çıkıp sokakta o kadınlarla konuşamadık. Dolayısıyla bu çatışmasız hali bile o kadar kıymetli bir hal ki de o kadar olumlu bir şeye zemin oluşturuyor ki biz kadınlarla çalışabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Bu anlamda bu sürecin devam etmesi ve yani herkesin istediği açık, şeffaf, kurulukli ve sürdürülebilir bir barış sürecine evrilmesi çok önemli. Hani bunun içinde nerede olursak olalım, yer alacağız. Ve bu barışın toplumsallaşması dediğimiz şey bu seçim çalışmasında kendiliğinden zaten yaşandı. Dolayısıyla biz Haziran seçimi bittikten sonra da alandaki kadınlarla çalışmaya devam edeceğiz. Bunu sadece HDP için yapmayacağız. Bunu bütün Türkiye için yapacağız aslında. Bütün Türkiye'nin, özellikle kadınların buna ne kadar ihtiyaç duyduğu ve nasıl sahip çıktığını gördük. Çok adı konması. Teşekkür ederim.